Herkese merhabalar. Ben Doktor Nezih Karaca. Bugün size kaş ortasında yer etmiş çizgilerden kurtulmak mümkün müdür? Onu anlatacağım. Hepiniz aşinasınızdır. Kimilerimiz zaman geçtikçe kaş ortasındaki çizgilerinden artık rahatsız olmaya başlar. Erkek kadın fark etmez. Herkes de olabilir. Ama erkeklerdeki sıklığı daha fazla tabii ki. Özellikle genel olarak kaşını çatmaya meyilli kişiler veya güneşten, özellikle ışıktan çok etkilenip mimiklerini çok kullananlar veya iş yaparken, bilgisayar başındayken, kitap okurken kaşını sürekli çatarak mimik kullanan kişiler, ki bu ailesel oradaki kas yapılarınızla alakalı, kaşlarını çattıkça orada ya iki tane çizgi ya da bir tane ortada tekli derin bir çizgi ortaya çıkmaya başlar. Hatta bazılarında zaman içerisinde bu çizgilere ek olarak bir tane de yatay tam burnun kökünde de bir çizgi ortaya çıkabilir. İşte bu sizin birazcık oradaki kas yapılarınızın genetik yapısıyla alakalı. İkincisi de sürekli kullandığınız için orayı sürekli çata çata orada artık o çizgiler yer ediyor. Eskiden yer etmezken bir süre sonra yer etmeye başlıyor. Bu kişilerin yaşını, kendi yaşını daha yüksek görünmesine sebep olur. Yani sizi daha sinirli gösterir, sizi daha yaşlı gösterir. Peki bunlardan kurtulmak mümkün müdür? Mümkündür. Ama benim size önerim daha yer etmeden tedavi olmanız. Yani aslında şunu söyleyebilirim. Eğer kaşınızı çattığınızda orada aynaya baktığınızda o çizgileri görmeye başladıysanız ve kaşınızı çatmadığınızda o çizgi, gördüğünüz çizgi kayboluyorsa, yer etmemesi için düzenli artık botoks yaptırma zamanınız geldi demektir. Yani siz kaş ortanıza yılda 2 defa 6 ayda bir düzenli botoks yaptırırsanız daha fazla işlem yapılmadan oranın yer etmesini önlersiniz ve yaşlanana kadar o bölgede yer etmemiş bir çizgi sebebiyle hem yaşınız daha büyük gözükmez hem de sizi sinirli göstermez. Ama o kısmı atladınız. Yani o devreyi geçtiniz, artık yer etti. Yani artık yer etmiş haliyle tedavi istiyorsunuz. Bu mümkün mü? Biraz daha işler zorlaşıyor ama mümkün. Şöyle ki biz gördüğümüz zaman böyle bir çatıklık, böyle bir orada yer etmiş çizgi ne yapıyoruz? Yine ilk başta hastamıza botoks yapıyoruz. Botoksla kaş ortasına uygun noktalara dokunuyoruz. O dokunduğumuz botoksun etkisi 3 günde başlıyor, 10-15 günde oturuyor. Ve oradaki çizginin kaybolmasa bile birazcık gerilmesini sağlıyor. O gerilme efektinden sonra işte oraya bu sefer biz hyaluronik asitli dolgu uygulaması yapıyoruz. O çizginin içerisine milim milim uygulayıp yeri geldiğinde kanülle içeri girip onun içerisini doldurarak o çizginin kaybolması için gerekli bu sefer dolguyla içini doldurarak o çizginin yükselmesini sağlıyoruz. İşte bunu sağlayarak o bölgede daha güzel bir görüntüyü sağlıyoruz ama vurgulamak istediğim şey şu. Orada botoks yaptırarak yer etmesini önlediğiniz hali gibi olmaz. Yani önlemeniz, yer etmeden onu korumanız daha değerli. Biz bunu yaptığımız zaman botoks art dolgu eklediğimizde evet burayı daha iyi hale getiriyoruz ama %70, %80 daha iyi hale getiriyoruz. Gene %10-20 orada çizgi kalıyor. Tabii ki eskisinden daha iyi oluyor, sizi sinirli göstermiyor. Ancak hiç çizgi olmaması çok daha değerli. O yüzden bu tür bir yatkınlığınız varsa, yani kaşınız çattığınız orada çizgi yer ediyorsa 35'ten sonra en geç, 30'lu yaşlar güzel, 6 ayda bir botoksunuzu yaptırın. Hiç ileride burada dolgu işine gerek kalmadan hep önleminizi almış bir şekilde yolunuza bakın. Benim tavsiyem budur. Ama eğer yer ettiyse de botoks artı 15 gün sonraki kontrolde dolgu uygulamasıyla orayı toparlamak mümkün. %80 oranında daha güzel hale gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı, abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.